mi sen diyeceksiniz. Yine ben, ailenizin tek kuşu Baykuş'tan herkese merhaba. Yine ben, yine ATV ekranlarında, yine sizlerle, yine bu sokaklarda gülmeye, eğlenmeye devam ediyoruz. Baykuş Show şimdi ATV ekranlarında başlıyor. Merhaba kardeşim, merhaba. Resimlere mi bakıyorsun? Öyle, Instagram'a bakıyorum. Instagram'a yakaladım. Kimlere bakıyorsun? Seni gidi yaramaz seni. Evli misin? Yok, değilim. Değilsin. Tabii ki bakabilir. Seni. Yakaladım, sarışınlar, esmerler. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Esmerim biçim. Gel sarışınım gel. Gel sana Vay be. Önceden sokakta yürüyen sarışınlara, esmerlere bakılırdı. Ama şimdi cep telefondakilere bakılıyor, değil mi? Öyle, çağın getirdiği bir şey, teknolojinin getirdiği bir şey. Bu özelini şimdi ben niye burada anlatıyorum ki yani? Çocuk oturmuş telefonda, yani bakarken, gezinirken, değil mi? Yani. Niye anlatıyoruz ki? Yani niye? Yani ama beğendiğin sana biri olursa da yazıyorsun yani. Bana niye soruyorsun? Benim elimde mikrofon var, senin elinde telefon var. Evet, ve sen sarışına, esmere bakıyorsun yani. Çünkü yarın yuva kuracağın biri bu sokaklarda değil. Annenin babanın tavsiye ettiği biri değil. Artık mutluluk burada ona göre. Buradan bakıyor, buradan görüyor, buradan beğeniyor, buradan yazıyor. Merhaba diyorsun, nasılsın diyorsun, yaş kaç diyorsun, bilmem ne. Kız seni ters diyor, sonra öbür kıza yazıyorsun. Bitmiyor çünkü. Mutlaka birini bulacak buradan. İsim neydi? Selçuk. Selçuk bulacak birini ya. Öyle değil mi Selçukçu? Mutlaka bu verdiğin emeğin, bu verdiğin mücadelenin karşılığını alacaksın. Yani her insan. Çünkü bir emek veriyorsun, geziyorsun, bakıyorsun, bu mu, o mu, şu mu diye yazıyorsun bir de kardeşim. Ben de konuşabilir miyim? Tabii ki bu. Mutluluk senin de hakkın ya. Buyur kardeşim. Yani her Instagram'a baktığımızda kızla alakalı bir şey değil ya. Instagram'dan yani güncel verileri de takip edebiliyoruz mesela. Artık yani güncel veriler. Güncel veriler. Güncel veriler. Az önce ben gördüm, gerçekten de şahit oldum. Güncel verilere bakıyor. Sarışın, esmer. Tebrik ediyorum. Devam edebilirsin. Buyur kardeşim. Güncel verilerde kalmıştık. Benim gibi artık televizyon izlemek, artık televizyondan haberleri takip etmek gibi bir şey artık olmuyor. Genelde telefondan falan bakılıyor haber konusu. Video, komik videolar, işte ilgini çeken videolar. Yani Instagram demek sadece kız demek değil. Bu yanlış bir şey. Yok, yanlış tabii ki ya. Güncel verileri takip etmek lazım ya. Yani. Sen takip et kardeşim. Yani biz gittikten sonra da güncel verileri takip etmen lazım. Teşekkür ediyorum. Yani tamam. Güncel verileri o takip etsin. Biz de kulak asacağım. Hadi bakalım, sarışın mı esmer mi? Şimdilik bir şey yok. Şimdilik bir şey yok. Evet. Arıyorum diyorsun. Ya, tabii ki ya, bırak bu işleri diyoruz ve güncel verileri o takip ediyor. Kardeşim benim, devam et bakayım. Hadi bakayım. Muhabbetimize devam ediyoruz. Baykuş Show'da güncel veriler. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Hava soğuk. Hava soğuk. Evet. Şimdi hani biriniz maskeli, biriniz maskesiz. Evet. Evet. Kaç yaşındasın? 22. 22. Evet. Mesela sen daha böyle hani gençsin, daha böyle filan, hani maskeyi takmama ihtimalin var mesela, ama sizin takma ihtimaliniz var. 3 yaşım var. Ha, senin kaç yaşın var? Benim de 3. Senin de. Aynen. Yani dışarıda mesafe olunca çıkarıyorum maskeyle, ben çok zorlanıyorum açıkçası. Galiba bu aşı da günlük hale gelecek, yani her gün aşı vurduracağız gibi gidiyor ya. Yani. Evet, o durum onu gösteriyor. 1-2-3 yetmedi. 4. de geliyor sanırım. Geliyor yani. Biz öyle düşünüyoruz, evet. 5 kişiyiz ve ailecek ve 5'imiz de aşılıyız. En küçüğümüz 15 yaşında, onun 3. aşısı da haftaya olacak. Evet. Ama dediğiniz çok doğru. 4. bilmiyorum, 4.'üyle de bitecek mi? Orası yani, orası meçhul yani. Gerçekten de çok garip bir durum yaşamaya devam ediyoruz. Aynen. Sokaklar dolu. Eskiden hani bir dönem boştu bu sokaklar. Sokağa da çıkamıyorduk ama. Doğru. Şimdi
Ama artık nereye kadar? Herkes bıktı, usandı, depresyona giriyor insanlar artık evde kala kala. O yüzden bir mecburi dışarı çıkıp birazcık sanırım rahatlama ihtiyacımız var hepimizin. Genci de yaşlısı da. Sen maske takmaktan mutlu musun, memnun musun? Evet yani ben zorlanmıyorum. Benim için normal oldun. Normal oldun. Evet. Bazıları zorlanıyor ama. Evet aynen ben mesela. Annem zaten gerçekten. Bir yere içeri girdiğimizde yani zor da takıyor da ama çıkarsak da hemen diyor ki ay iyi ki çıktık nefes alabiliyorum artık. Aslında ben bunu Baykuş Show'da sürekli söylüyorum, dile getiriyorum. Aslında hani merhabalaşmamız bizim. Evet. Bu aslında güzel bir şey. Yani merhabalaşmamamız lazım, sarılmamamız lazım. Niye? Çünkü siz hapşırıyorsunuz. Bakın bunu bir kere daha belirtiyorum. Birileri hapşırıyor. Sonra aa merhaba diyor. İsminiz neydi? Vahide. Aa Vahideciğim nasılsın diyoruz. Sonra sen merhabala. Sonra bir restoranta gidiyorsun yemek yemeye. Sonra işte ağzında bir şeyler kalıyor. Elini ağzına sokuyorsun falan derken o hijyenik olmuyor. Yani o hapşırdığı arkadaşın bütün virüsler senin ağzına geçiyor. Oradan hasta oluyorsun. Veya sonra böyle yapıyoruz. Evet. Böyle de yapmayalım. Çünkü diye böyle yapıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Yine aynı şey yani değil mi? Evet. En güzeli ne diyorsun? Hiç yani. Merhaba, merhaba. Bak en güzeli biliyorsun ATV'de Kuruluş Osman var. Ne diyorlar? Evet. Aynen. Beyim. Beyim. Eyvallah beyim. Evet doğru. Eyvallah. Aynen eyvallah. Yani beyim diyemeyeceğim. Beyim. Yani o Kuruluş Osman'da şey diyemiyorlar. Eyvallah ablacığım falan o da yok. Eyvallah hanımım falan. Haklısınız gerçekten. Biraz mesafeyi birbirimize saygıdan, birbirimizi koruma adına birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu yok. O yok. Bu yok. Bu yok. En güzeli. Ya da gülümseyeceğiz. En güzel selamlar. Hani gülümseyeceksin de sonra yanlış anlayacaklar yani. Sen niye gülümsüyorsun yani? Sonra yani değil mi yani? Niye gülüyor bu kadın diyecekler yani. Gülümsemeyeceksin kardeşim. Niye gülümsüyorsun yani? Sonra da baban diyecek ki niye güldün sen? Değil mi? El aleme niye? Yok ayak da yok abi. Ayak da. En güzeli bu. Eyvallah ablacığım. Eyvallah beyim. Yani mesela eve geldiğinde beyinle merhabalaşırken eyvallah beyim hoş geldin. Canım aile arasında o kadar abartmaya gerek yok. Bence yoksa. Sen bence eve gider gitmez lütfen bunu yap. Beyim hoş geldin. Sonra telefonla ararsın. Bize bildir neticeyi aynen, değil mi? Sen de dersin Baykuş abi babam bir garipsedi olayı. Aynen. Dedi dersin. Aynen. Hadi bakalım öyleyse. Eyvallah diyelim. Eyvallah ablacığım. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Eyvallah diyoruz. Ne yokmuş? Bunu yapmayalım benim fikrim. Böyle yapmayalım benim fikrim. Sarılmayalım benim fikrim. Yani eyvallah diyoruz ve muhabbetimize devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol. Galiba Türkçeyi zor konuşuyorsun. Evet, biraz. Biraz. Memleket nere? Filistin. Filistin? Evet. Oo, Filistin kardeşim benim. Vay. Sağ ol abi. Sen Türkçeyi bayağı güzel konuşuyorsun ya. Aynen, biraz. 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 Biraz derken aynen. Türkiye'ye gittin mi? Ha, 3 sene kaldı İstanbul. 3 sene? Evet. Yapma ya. 3 yıl. 3. Ama gelmek zor gelmiştir değil mi? Aynen. Keşke şimdi orada olsa. Aynen. Buraya niye geldin? Çalışıyor. Çalışıyorsun. Ha. İstanbul. İstanbul güzel. Güzel çok güzel ama para çok az. Ha, para az. Para az ama çok güzel. Çok birinci güzel. Türkiye. Aynen. Burada Türkiye abi. Burada Deutschland değil. Valla burada Türkiye abi. Burası da Türkiye sonra. Ha, bak, burada. Gördün mü kardeşim yani isim ne senin? Yusuf. Yusuf. Baykuş. Ha, ne Baykuş. Güzel. Baykuş. Ne güzel hoş geldiniz bak abi. Burada da Türkçe konuşuyoruz. Aynen. Orada da bu İstanbul gibi bak burada kardeşlerimiz var değil mi kardeşim? Gel kardeşim gel nasılsın bak. Gördün bak selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Kancım bak Filistinli kardeşimiz 3 sene abi, orada kalmış. Ne güzel burada Türkiye yani bak hep bizimkiler yani. Var yani. Abi ben İsviçre'den geliyorum ama memleket güzeldir memleket başka bir şey. Emin ediyorum burada da Türkiye ay. Deutschland değilim. Yani. Valla buraya Türkiye ay. Burası da değil mi? Evet. Ne güzel. Çok güzel ya. Burada. Gideceğim mi İstanbul'a gene? Vallahi istemiyorum. İstiyorum. İstiyorum. Ama burada kalmayı istemiyorum. Evet. Ama para işte para. Aynen para. Kim ayırdı bizi bizden? Paraya dur para diyemedin. Para çok güzel. Para neredeyse
Filistinli kardeşim. Nereye yaparak gitti? Sen oradasın. Sen nerelisin? Ben Tokatlıyım abi. Tokatlı bak. Sen? Tokatlı da öyle. Para nerede? Yok para nerede? Git o zaman. Ya. Tokat'a git. Giderim abi. En küçük. Git sorun. Kardeşim biletini giderim. Alıyorum. Hadi yürü. Tamam. Otobüs biletini alacağım. Yok abi uçak ol. Ama anca abi uçakla anca otobüsten çekilmez. Otobüse göndereyim seni kardeşim yani. Bir de durduk yerde. Varken, Allah Allah ben. Ben seni otobüste yollayacağım kardeşim. Ya niye durduk yerde para vereyim ben şimdi? Yolla Tokat'a sıkıntısı. Ama İsviçre'den buradan olmaz abi. Günah ya. Otobüs paranı da sen ödersin. Onu da. Filistinli kardeşim var mı isteğin? Bir şey istiyor abi. Şöyle. Sen bir yok, şey istiyor. Yok ben bir şey istemiyorum. Yok. Sağ ol abi. İyi bak. Sen de kendine biliyorsun bak. Filistin biz demek, Türkiye demek, beraber siz demek. Beraberiz. Beraberin inşallah. Her zaman elimiz elinizde. Bunu bilin yani. Eyvallah sağ ol abi. Tamam mı kardeşim? Kolay gelsin abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Hemen Tokat'a geçiyoruz Filistin'den. Arkadaşlar. Bunlar utangaçlar abi. Sıkıntı değil. Ben konuşurum. Hiç sıkıntı değil. Kardeşim bak. İsim neydi? Volkan. Volkan. Gelin şöyle ya. Neyiniz oluyor? Annem. Annen. Ana şöyle şöyle hadi gel. Annesi gel. Anası gel. Annen ha. Değil misin? Yani az kaldı. Nasip kısmet. Oğlum boşanacak gibi ayrılacak gibi konuştun. Yani. Evleneceğiz inşallah yani. Bu sene evleneceğiz nasıl? Bu sene evleneceksin yani. Aynen. Yenge nereli? O Bayburtlu. Bayburtlu. Yakından aldın yani. Bayburt'a yani. Gezi'de mi tanıdın, burada mı tanıdın, İsviçre'de mi tanıdın, dedin ki Bayburtlu. Yani uyuyacak. Kafa dengemiz uyudu. Ne uydu yani? Uydu. Düğün ne zaman? Kader kısmet abi. Bu sene plan projemiz var. Bir söz yapalım ondan sonra Allah kerim devamı. Siz de kaynana oluyorsunuz yani. İnşallah. İnşallah yakında nene de olursunuz inşallah. Kısmet. Ama hazır mısınız neneliğe? Hazırız tabii. Yaşımız tutuyor ama ben... Seni şeyde televizyonda gördüm, burada görünce şaşırdım dedim ya nereden nereye kardeşim ya, görüyor musun? Her yerde görüyorsunuz işte. Hmm. Hani derler ya yani zaten oğlun baykuş kadar olmuş. Niye? Yani. Derler ya öyle. Ya niye derler öyle yani eşek kadar olmuş falan niye derler ya? Mesela niye dersin? Tabii canım evlenecek yani eşek kadar oldu falan diyorlar ama niye değil mi? Denmez yani. Ya denmez abi yanlış bizim millet işte ne diyeceksin? Ya niye bu sözü ben anlamıyorum yani kötü manada veya değil ya anlamıyorum yani ya. Yani eşek kadar adam oldu. Tabii ki evlenecek yani. Böyle bir şey var mı? Yani. Yani yok, değil mi? Yok. Baykuş kadar olmuşsun. Yani o iyi laf. Yani. Neyse. Ya, bu konuya nereden girdiysek biz de ya. Ama abi bize yavaştan müsaade. Tabii bana da müsaade. Baykuş abim. Canım Allah'a emanetsin. Mutlu ol. Sağ olasın abim. Var mı bir isteğin? Buradan arkadaşlarımı selamlıyorum. Samet, Halil seviyorum sizleri. Yengenin adı neydi? Onu söylemeyeyim bak, abi. Şu an mahvettin ortalığı. O erken daha. Ya bak. Olmaz. Tamam onu söyleme ama aşkım seni seviyorum deseydin bari ya. Ya Samet sana ya bana ne Samet'ten ya? Abi Sivaslı'dan Yozgatlı'ya selamımı söylüyorum. O biri neydi? Yozgatlı. Ya Samet'e selam söylüyorsun. Halil'e de söylüyorsun. Tamam. Ya kardeşim yani bak sevdiğin evleneceğin insan. Oy ayıp. Evlenince mi diyorsun? Evlenince. Ha buradan belki babama selam söylüyorum. Eğer beni görüyorsa İstanbul'da o ben şimdi. Ben de kardeşimin eski sevgililerine buradan selam yolluyorum. Karıştırayım bir ortamı. Yok abi, olmaz öyle. Biz babamıza söyleyelim. Kendine iyi bak İstanbul'da işim. İstanbul'da mı? Hı-hı. İsmi neydi? Vedat. Aa Vedat mı? Evet. Baban mı? Sözlüm. Ha bu senin sözlün. Evet. Ha, vay Tolga ne haber kardeşim? Vay bak görüyor musun? Hemen sözlüsünü ekrana getirdi. Gördün mü? Büyüt Tolga'yı görelim. Büyüt şöyle. Eyvallah abi. İyi misin Tolga? Çok şükür abi seni sormadım. Sağ ol. Bak bu kızı üzersen, bir yanlış yaparsan, çapkınlık yaparsan, hovardalık yaparsan, yakalanırsan inkar et. Ben yapmadım de tamam mı? Sakın ben yaptım deme bak. Filan de Şener Şen mantığı tamam mı? Yaz kızın mantığı, tamam mı? Sağ ol. Oldu mu kardeş? Bak nasihat veriyoruz kardeşim. Yani mutluluk temellerinize atıyoruz, doğru mu? İsim neydi senin? Sen ne diyorsun abi, sıkıntı yok. Tamam, hadi bakalım. Öpüyorum seni. Mutluluklar. Eyvallah. Akıl verdim değil mi güzel? Çok, ama benim biricim ya. Vallahi biricim değil mi? Evet, çok seviyorum. Bak seni çok seviyor, bak. Ne ben diyor? O benim biricim diyor ya. Vay. Neredesin sen? Hangi şehirde şu an? İstanbul'da. Hadi bakalım. Bu kızı üzme. Tamam. Vay ağlıyor mu ya? Yok ağlamaz. Ağlamaz. Ağlamaz mı? Yok ağlamaz. Vay vicdansız vay. Hadi öpüyorum seni. Hadi size de mutluluklar. Efendim size de mutluluklar. Hepimize mutluluklar. Bay bay.
Confident şirketindeyiz. Burası Paris'in nasıl Şanzelize'si varsa Düsseldorf'un da Königsallee 66 numaradayız ve Confident şirketindeyiz. Ve bilenler zaten biliyor. Sevgili Turabi abicim, Confident diyoruz ve bilenler zaten biliyor. Senden dinleyelim Confident. Evet. Confident şirketi yeminim hali müşavirlik, bağımsız denetim ve kurumsal danışmanlık hizmetleri veren bir şirkettir. Ben de her iki şirketin yöneticisiyim. Evet, Confident mali müşavirlik alanında ve şirket danışmanlığı alanında yıllardır bu çevrede zirvedesiniz. Ve birçok büyük küçük firmaya yatırım danışmanlığı yapıyorsunuz. Birçok şeyden bahsedeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Önemli konular, özellikle iş adamları, firma kuracaklar lütfen bizi dikkatle dinlesinler. Bugüne kadar biliyoruz dediğimiz birçok şey gerçekten de yanlış biliyormuşuz, bilmiyormuşuz. Bu konuda da büyük küçük birçok firmaya, iş adamına, başarılı iş adamlarına yatırım danışmanlığı yapan bir Turabi Güngör var. Doğru yolu gösteren bir Turabi Güngör var. Königsallee 66 Düsseldorf'ta Confident şirketi. Sevgili Turabi abicim, Türkiye'den Avrupa'da, Almanya'da şirket kuracaklar belki de birçok şeyi yanlış biliyorlar. Biz bile az önce içeride oturduğumuzda hadi ya öyle mi, gerçekten mi abi filan dedik sana. Şirket kurulumu. Evet. Almanya'da. Biraz önce görüşmüş olduğumuz gibi çok kez duyduk bunu. Yani Türkiye'de yerleşik olan bireysel girişimciler, ister şirketler, ya oturum müsaadesi olmadan şirket kurulamaz diye çok duymuşuzdur. Zira bunun aslı yoktur. Şimdi şöyle bir şey var. Alman devleti şu imkanı tanıyor. Avrupa toplu ülkeleri içinde ikamet etmeyen, ister girişimciler olsun, ister şirketler olsun, Türkiye gibi üçüncü ülkelerde yerleşik olan girişimciler için bir şans tanıyor. Diyor ki, siz Almanya toprakları içinde şirket kurabilirsiniz, hissedar olabilirsiniz, genel müdür olabilirsiniz, ticaret faaliyetini yürütebilirsiniz. Dolayısıyla burada oturum ve ikamet şartı, koşulu yoktur. Onun bilinmesinde yarar var. Bunun arkasında aslında bakacak olursak farklı nedenleri vardır. Yani Alman devleti akıllı bir politika yürütüyor. Sizin diyor, burada oturumunuz şart değil, önemli olan sermayenize gelin, burada kurumsallaşın, istihdam sağlayın, verginizi ödeyin, sosyal sigortaları ödeyin. Kısacası benim ekonomime katkıda bulunun. Ama bunun için de burada oturum gerekmez diyor. Evet, birçok iş adamının, birçok yatırımcının yanlış bildiği bu sevgili izleyenlerimiz. Oturum olmayan burada şirket kuramaz, oturum alamazsınız, burada bu gibi zorluklar var filan gibisinden biz de bunları farklı biliyorduk. Gerçeği de dinlediniz. Yani burada yatırım yapmak istiyorsanız zaten Türkiye'den birçok büyük firmanın da yatırım danışmanlığını yapan birisi. Bu konuda tebrik ediyorum sizi. Gerçekten Türkiye'de çok büyük firmalar sizden yatırım danışmanlığı, hizmet danışmanlığı yapıyorsunuz onlara karşı. Ama en önemlisi de doğru yönlendirme. Ama önce doğru yolu gösteriyorsunuz. Önce gidin, bunu 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 yapın diyorsunuz. Önemli olan burada hemen işe başlayıp da paramızı kazanalım değil, yapmaları gerekenleri, işte o danışmanlığı en güzel şekilde yapıyorlar zaten. O yüzden de Turabi Güngör'ün, Confident'in başarısı Almanya'da, o yüzden zirvedeler. Şunu da ifade etmek isterim. Türkiye'den ikamet eden bireysel yatırımcılarımız, şirketlerimiz aynı zamanda burada farklı yatırımlar da yapabilir. Yani örnek söylüyorum, burada bir gayrimenkul da satın alabilir. Bunun için önünde yasal bir engel yoktur. Bir gayrimenkul alırken de şöyle bir imkan daha var. Biliyorsunuz Almanya'da faizler eksi de. Dolayısıyla şu anda
kredi teşvikleri vardır. Tam tersi bankalar kredi vermek ister. %40, %50 civarında alınacak olan gayrimenkul değerinin yüzdelik oranı olarak %40'ını ödeyecek olursanız, %50'sini ödeyecek olursanız geri kalanını burada ikamet etmediği halde, geliri olmadığı halde finanse etme hakkına sahiptir, şansına sahiptir. Bunu da bilmenizde yarar görüyorum. Evet. Buradan tüm iş adamlarına sesleniyoruz Türkiye'den. Burada yatırım yapmak için oturumunuz olmasına gerek yok. Bakın, ev bile alabiliyormuşsunuz burada. Yatırım bile yapabiliyorsunuz burada. Fabrika bile kurabiliyorsunuz burada. %40'ını ödedikten sonra diğerinde kredi alabiliyormuşsunuz burada. İşte bu tür yatırımları yapmak isteyen değerli iş adamları lütfen kulağınızı dört açın. Yılların işte Avrupa'da duayeni Tur abi Güngör bu konuda sizleri bekliyor. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen hemen ulaşın. Zaten yüzlerce firmaya yapıyorsunuz bu danışmanlığı. Büyük, küçük, orta ölçekli. Bu çevrede herkes sizi tanıyor zaten. Şöyle söyleyeyim, bizim küçük büyük ayrıma gibi bir özelliğimiz yok. Onu başta söylemek isterim. Önemli olan her iki tarafın, ister müşavirlik ve hizmet danışmanlık hizmeti veren bizler ve ister bize gelen mükelleflerin işletmecilik mantığına sahip olmuş olmasıdır. Yani biz kendi vermiş olduğumuz hizmet ile şayet mükellefimizi büyütebileceksek biz de seviniriz. Dolayısıyla biz de fazla kazanmış olacağız. Önemli olan yapılan değil, neden yapıldığıdır. Biz kendi mükelleflerimize eğer kaliteli bir danışmanlık yapacak olur ise, mükellefimiz kalkınacak olur ise, cirosundan kar marjına kadar bir artış söz konusu olacaksa sonuçta biz de kazanmış olacağız, mükellefimiz de kazanmış olacak. Yaşayıp yaşatmayı bilmek lazım. Bu sadece şey anlamda söylemiyorum. Yani ticari olarak değerlendirmek istemiyorum. Her şeyden önce insan. Yani kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına da yapmayız. Yaşayan, Avrupa'da yatırım yapmak isteyen değerli iş adamlarımıza sesleniyoruz buradan. Avrupa'da herkesin çok sevdiği Confident şirketinin Düsseldorf'ta Tur abi Güngör'e mutlaka danışmadan hiçbir şey yapmayın diyoruz. Çünkü doğru bilgilendirme şart diyoruz. Ve şirket kurulumu, Türkiye'deki çok değerli iş adamlarımızın burada şirket kurulumu nasıl olur? Prosedürleri nedir sevgili Tur abi? Almanya'da bir şirket kurulumu 25 bin euro ana sermayede mümkündür. Söz konusu ana sermayenin yarısı, yani 12.500 euro yatırmakla da şirketi kurmanız mümkün. Türkiye'de belli bir süre içinde, 2 yıl zannediyorum veya 3 yıl içinde kalan ana sermayenin yatırılması gerekiyor. Zira burada öyle bir kıstas yok. Böyle bir sınırlama yok. Şayet burada 12.500 euro yatırmakla şirketin kurulması, gerçekleşmesi durumunda genel müdür şirketin ihtiyacı olduğu takdirde hissedardan kalan sermayeyi talep eder. Şirket kuruluşu noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Şirketin ünvanı, şirketin faaliyet alanı, hissedarlarının, genel müdürlerinin bilgileri olduktan sonra genel ön çalışmaları yapıp tasrarı notere göndermekteyiz. Söz konusu şirket kuran girişimcimiz
belirlemiş olduğumuz noter randevusuna iştirak etmiş olacaktır. Aynı gün şirket kurulmuş olacak ve şirket kurulduktan sonra şirketin bankada bir hesap numarasına çıkması gerekiyor. Hissedar ve hissedarlar şirket hisse sermayesini havale ettikten sonra bir banka dekontu alıp notere ibraz etmemiz lazım. Noter de Ticaret ve Sicil Kayıt Sulh Mahkemesi'nin Ticaret ve Sicil Kayıt Bölümüne bu şirketin kurulduğunu ve bu şirketin ana sermayesinin yatırıldığına dair dekontu da onaylı bir şekilde, bir sureti onaylı bir şekilde ibraz eder Sulh Mahkemesi'ne. Yaklaşık 2 hafta içinde Ticaret ve Sicil Kayıt numarası oluşur. Mülk hedefimiz veya girişimcimiz ondan sonra faaliyet belgesi alıp ticaretine başlayabilir. Uzun bir süreçte değil bu. Burada şirketi kuruyorsunuz, belli prosedürleri yaptıktan sonra ve ondan sonra da burada yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Kredi de alabiliyorsunuz, mal varlığınız da olabiliyor burada. Birçok iş adamımızın da bu konuları bilmediği ortada sevgili izleyenlerimiz. Bilenler zaten işte yatırım danışmanlığı yapıldığında her şeyi doğrularıyla öğreniyorlar. Peki şimdi Turabi Güngör. Zaten Facebook ve Instagram'dan da Turabi Güngör yazdığınız zaman size ulaşabilirler. İnternetten de Google'a Turabi Güngör, daha doğrusu Confident şirketi dediğimiz zaman zaten internetten de size ulaşabilirler. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, güven demek ve başarı demek, Turabi Güngör demek. Königshale, Paris'in Şanzelizesi neyse Düsseldorf'un da Königshalesi meşhur. İşte ofisi tam burada, Königshale 66'da ve birçok şehirde de ofisleriniz var ve birçok çalışanınızla birlikte Avrupa'daki, Almanya'daki, Nordrhein-Westfalen'deki çalışanlara verdiğiniz katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geziyoruz, iş adamlarımızla birlikteyiz ve sizin adınızı sürekli duyuyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel işlere yönlendiriyorsunuz ve vesile oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bizi çok mutluyuz. Bizim mükelleflerimiz, insanlarımız mutluysa elbette biz de mutluyuz. Evet. Turabi abi, bu hani bu kadar güzel, bu kadar çok seviliyorsunuz ama işte bu da sizin insana yatırımınızdan. İş adamlarının da hani ticari yatırımlarından birbirinize, hani bir taraf ticari yatırım, maddi kazanç elde etmek için, ama siz insana yatırım yapmışsınız çok güzel bir şekilde. Teşekkür ederim. Onun için de halen çalışmak zorundayım. Ama memnunum, onu da söyleyebilirim. Söylemiş olduğum gibi belirleyici olan materyal sistem içinde insanın değerleri koruyabilmektir. O zaman insansınız. Materyalin yüreği yoktur. Evet sevgili izleyenlerimiz, yüreği var. Kocaman bir yüreği var. Gerçekten de çok ama çok seviliyor. Tanıdığınızda göreceksiniz. Karşı karşıya oturduğunuzda sohbetinde sanki sizi rahatlatan öyle bir müzik dinliyorsunuz ki, sizi rahatlatan bir konuşması, öyle kocaman bir yüreği var ki, insanı rahatlatan bir insan Turabi Güngör. Öncelikle onu tanımanızı tavsiye ediyoruz. Ondan sonra Königshale 66'ya gelip de yatırımlarınızı, tavsiyelerini dinlemenizi ve onunla birlikte bu yolda yürüdüğünüz için çok şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz diyoruz. Biz kendisini tanıdığımız için, yanında olduğumuz için de çok şanslı hissediyoruz. Çünkü gerçekten de bu devirde böyle güzel insanları bulmak, biriktirmek bizim için de çok ama çok önemli diyoruz. Ve Turabi Güngör'le Baykuş Show'da önümüzdeki haftalarda
yine birlikte olacağız. Uzun bir süre birlikteliğimiz olacak. Bundan sonra zaten bu yolla beraber yürüyeceğiz inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Rabah abicim, çok teşekkür ediyoruz. Bütün yatırım yapan firma sahipleri olsun, yeni iş yeri kuracak olanlar olsun. Ne diyoruz? Confident diyoruz, Düsseldorf'ta diyoruz, Königshalle 66'da diyoruz ve Turabi Güngör. Wie heißt du? İlyas. İlyas. Ya. Merhaba. Merhaba. İlyas mı, Elias mı? Elias aslında. Elias mı? Mit Y, ya. Elias, İlyas. Genau ist es ya das selbe. Şimdi ben İlyas diyebilirim, sen Elias diyebilirsin. Aynen. Memleket nere? Sivas. Sivas. Ya. Ana ne güzel, ne güzel. Eşin nerede? Burada. Gel, eşin yanına gidelim, gel. Aa, from? Germany. Germany. Sivas from. Wie heißt du? Uli. Uli, Uli, Sivas, Sivas. Kennst du Sivas? Evet. Sivas'ın çok güzel, çok güzel. Yollarına, kennst du? Sivas'a geldik. Aa, gittin. Uli, kennst du Sivas? Ja. Gut, Sivas? Sehr schön, gutes Köfte. Oh, Köfte und weiter? Schöne Natur. Okay. Kennst du gute Luft? Luft, okay. Sivas, zinc? Söylemedin mi Sivas'ın yollarına? Doğru, doğru, gitti, biraz Türkçe de anlıyor. Tamam, işte sen bilmiyor musun Uli? Sivas'ın yollarına. Söylesene Uli ya bir kere ya, ben mi söyleyeceğim? O senin kocan yani. Bana ne yani? Bu bilmesi lazım kardeşim yani. Sen Sivaslısın, ben mi Sivaslıyım? Tamam, söyle bir bakayım. Nein. Ya, olur mu ya? Sen bak Uli, noch eine bitte. Zink bitte, Deutsch zink. Ich kenne nur alle meine Entchen, schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Uli söylüyor ne güzel yani. Şimdi sen de Sivas'ın yollarını söyle. Hadi gel beraber söyleyelim Uli'ye. Sivas'ın yollarına. Kız söyle. Nein. Okey Uli'cim, nasıl? Mutlusun Uli'yle tabii ki. Ya çok. Hangi huylarını seviyorsun? Sen bir çocuk ya, var ya Uli, var ya hakikaten böyle. Çok iyi insan. Çok iyi insan. Bak yüzüne yansımış yani Uli'nin. Bak. Bana karşı değil, herkese karşı. Herkese çok karşı. İyi. Evet. Evet, maşallah. Yani. Kestu maşallah ya. Maşallah. Okey. Yani Uli hakikaten de maşallah böyle o güzelliği, inceliği, naifliği yüzüne yansımış yani. Evet. Yani iyi ki sevmişsin. Teşekkürler. Değil mi? Öyleyse ona ne diyeceksin Uli'ye? Teşekkür edeceğim. Niye teşekkür ediyorsun? Güzel bir söz söyle. Seni. Uli. Ben de seni seviyorum. Oo, hadi bakalım. Biz de sizi seviyoruz Uli'cim. Kendine iyi bak. Görüşürüz diyoruz. Biri Sivaslı, biri Stuttgartlı ama birbirlerini seviyorlar diyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Bu da Uli'nin annesi babası ama değil mi? Ana, kaynanan. Ana, ne güzel. Uli'nin anası babasını da tanıdık. Hallo, wie geht's? Ya, Türkisch, gelin. Egal, Türkisch gelin. Gelin. Gelin, gelin, Türkisch. Ja, ja. Türkisch gelin, gut. Klar, gut, klar. Super. Sivaslı gelin, Türkisch gelin. Super, ja. Türkische Essen. Super, wir hatten heute Frühstück Türkisches. Super gut. Kuru fasulye, menemen. Menemen. Ja, gut, ja. Türkische Essen, Türkische gelin, gut. Super gut. Ana, ne güzel. Türkische Leute. Du bist Dede. 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 Opa, ya, dede. Ja, dede. Ja, dede. Kayınpeder, kaynana, nene. Du bist nene. Ya, nene. Nene. Ana, ne güzel diyoruz, ne güzel. Gerçekten de kardeşimizin annesi de babası da çok güzel bir aile, değil mi? Evet. Kaynanandan memnunsun. Çok, evet. Değil mi? Hı-hı. Hadi bakalım diyoruz efendim. Hep beraber kameralarımıza el sallıyoruz. Ve onlar Alman merhaba dede. Merhaba dede. Alman nene. Hadi bakalım muhabbetimize devam ediyoruz. Merhaba dede. Merhaba nene. Bir resim çekileceğiz, tamam. Ama önce ben seni çekeyim, tamam. Tamam abi. Ne yapıyorsun, adın ne? Tolga. Tolga. Seni tanıyor mu ya? Seni gördüm. Maç oynarken. Şey o şeyde neredeydi ya? Turnuvanız vardı. Evet. Real Madrid'e karşı oynamıştık. Bir de şeyde bu Messi'ye, Ronaldo'ya, Barcelona'ya. Yok o değil ya. Şey maçıydı ya. Bu Hakan abinin var ya, Hakan Çaranoğlu. Bunlarla beraber oynuyorsun sen. Tabii oynuyorum. Gördüm. Evet. Yeniyoruz yani Hakan'ı. Bir yer var mı? Vatanımız.
Burak. Nereden maçtan girdin, Türkiye'ye girdin? Bırak gir bakayım, gir. Nereye gireceksin konulara? Gir buyur. Türkiye'yi özledik ya. Özledin değil mi? Yok canım Türkiye gibi. Yok abi. Ne işin var burada o zaman? Ya annem gel burada yaşıyor ondan. Sen nerede yaşıyorsun? Ya ben de burada da ama Türkiye'yi daha çok seviyorum. Tamam git o zaman. Keşke gönderse Almanya'ya depik atsa da gitsek. Ha istersen gidersin yani. Ya. Ama niye gitmiyorsun? Ya babam gel burada yani. Ha aile burada. Evet. Gidemiyorum diyorsun. Evet. Bırakamıyorum. Evet. Yani bizim vatanımız gerçekten çok güzel ama bizim insanlarımızın olduğu yer de güzel yani. Mesela burada biz Almanlarla yabancılarla da çok güzel bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz yani. Evet. Onların topraklarındayız ama burası da bizim bir ikinci vatanımız değil. Evet. Yani. Evet. Ben Kırşehir'i özledim. He? Ben Kırşehir'im. Kırşehir falan özledim. Ha Kırşehir'lisin. Evet. Tamam. Orada daha iyi. Kırşehir daha güzel ya evet. Değil mi? Ne işin var? Yani şu buraya çok kalabalığa bak. Bir de korona var diyorlar. Evet. Onlara herkes maskesiz olsana hastalanınca hastane dolunca diyorlar ki ah bak ineği vurursaydık. Ben üçüncü gelecek şimdi. İsim neydi senin? Tolga abi. Tolga gerçekten de futboldan Çalhanoğlu'dan evet. Hakan'dan evet. Çıktın Kırşehir'e gittin Almanya'ya evet. Türkiye'de hayat daha güzel dedin evet. Ve şimdi de evet. Koronaya. Şimdi de bir de koronadan sonra resim olayına giriyoruz. Evet. 4-5 konuyu bir anda sağ olsun çok güzel bir şekilde özetledi. Biz bir resim çekilelim kardeşimle. Baykuş abisini hem televizyonlardan izliyor. Evet. Hem de sahada izlemiş. Evet seni gördüm. Ve Göppingen'de evet Göppingen. Evet, burada da mutlu değil, mesut değil. Ailesi var diye burada. Sevgili izleyenlerimiz. Birazdan fotoğrafımızı çektireceğiz. Bu anı da size canlı canlı yansıtacağız. Ve selfie yapacağız. Ve şu an selfie yapmak üzereyiz. Ve baykuş düğmeye bastı. Tolga'nın elinden telefonu alıyor. Ki alması gerekiyor. Selfie yapması gerekiyor. Ve Tolga istersen maskeyi böyle bir çıkar. Yüzün görünsün. Ve birazdan baykuş fotoğrafı çekecek. Ve. Çekti. Sağ ol abi. Gol oldu. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Gol mu? Evet gol. Hadi bakalım diyoruz. Iyi bak. Kendine iyi bak Tolga. Kendine iyi bak abi. Hadi görüşmek üzere. Vur abi unutma sakın. Neyi? Sakın iğneni unutma. Tamam. Hep vur. Tamam. Hep tamam. Vuracağım. Kendine günlük aşı olacak. Tamam abi. Hadi canım. Hadi. Diyoruz muhabbetimize devam ediyoruz. Gel. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Açelya. Ne güzel bir isim. Teşekkür ederim. Anlamı ne adının? Hem bir çiçek oluyor. Açelya zaten gerçekten de bir çiçek olabilir. Evet. Başka da bir şey olamaz Açelya. Evet. Değil mi? Evet. Çiçek. Nasıl bir çiçek? Gördün mü Açelya'yı hiç? Hiç Açelya görmedin mi? Pembe bir şey galiba. Pembe. Açelya. Hakikaten merak ettim ya. Hani çiçek papatya koysalardı mesela. Papatya. Papatya. Açelya. Yok sağ ol. Kalsın. kalsın. Okuyorsun. Evet. Ne meslek? Abitur. Yani bu yurt dışında yaşayanlar Fransa filan. Abitur yani abi. Bizim bir abiyle bir alakası yok. Turla bir alakası. Evet. Yani abitur Almanya'dakiler biliyor zaten. Evet üniversite hazırlık o gibi. Üniversite hazırlık. Evet. Sonra? Üniversite. Sonra? Çalışmak. Sonra? Evlenmek? Yok. Tabii ilk önce abitur. Aynen. Çünkü abin de izin vermez. Abin yok. Ama babam. Baban ilk önce okul. Evet. Sonra? Vay be babana da zor gelir seni vermek. İstemiyorum. Çiçeğini verecek yani. Çiçeğini al büyüt. Ondan sonra bugünlere getir çiçeğini. Al başka birinin böyle avuçlarına ver yani elini tutsun yani böyle. Evet. Kolay değil yani babanla anlamak lazım. Yani. Evet öyle de. Yani ben şimdi okuldan bu konulara nasıl girdiysem yani değil mi Açelya? Yani düşün burada duracaksın yani bu konuları konuşacaksın. Evet öyle neyse, zaten. Neyse sen baban için dünyanın en güzel annen için dünyanın en güzel şeysin. Galiba evet. Onlara bir şey diyeceğim mi? Televizyona mı çıkacak bu? Annene babana bir şey söyle. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Annem baban da seni çok seviyordur. Kendine çok iyi bak diyoruz. Efendim muhabbetimize devam ediyoruz.
Mannheim'dayız, Turkuazom'dayız. Sevgili Semih kardeşimle birlikteyiz. Kardeşim. Merhaba. Baykuş kardeşim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Turkuazom Mannheim'a sevgili izleyenlerimiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum tekrar. Bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel ürünler, güzel kaliteli ürünler getirmeye çalışıyoruz. Online satışlarımız mevcut. Bazalarımız çok kaliteli. Koltuk takımlarımız kaliteli. Elimizden geldiği kadar müşteri hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, yıllardır bu piyasanın içerisinde sevilen, sayılan ailesiyle birlikte bu işin neredeyse duayenlerinden bir tanesi diyebiliriz Semih'e. Bu çevrede çok seviliyorsunuz. Artık kendi yerinizi de açmanın zamanı gelmişti. Evet, geç kalmıştık. Geç kalınan bir projeyi gerçekleştirdik. Rabbim inşallah utandırmaz. Biz elimizden geldiği kadar hizmette kaliteyi sunmaya çalışacağız. Evet. Turkuazom Mannheim'da nerede? Yeni yeri neresi? Semih'in yeri, dostlarının yeri Mannheim ve çevresinde. Bakın, mobilya mı lazım size? Yatak odası mı lazım? Baza mı lazım? Evinize çanak, çömlek, tabak mı lazım? Beyaz işte mutfağınıza porseleniniz mi lazım? Neyiniz lazımsa, ne lazımsa bir eve, hepsi burada. Modeller müthiş. Evet Semihciğim, neredeyiz? Çok basit yerdeyiz. Metronun, Neckarau'daki metronun tam karşısındayız. Adres? Ausbosigstrasse 4. Ausbosigstrasse 4. Turkuazom'da aradığınız her şey ama her şey var. Mannheim ve çevresi. Buraya geldiğiniz zaman şu güzel, muhteşem koltuk takımlarını bulabilirsiniz. Evet, ve kaliteli, çok böyle açılabilir özelliklere mevcut. Her renk ve her seçeneğe hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben hemen belirteyim. Koltuk denince, halı denince, mutfağınıza ne lazımsa hepsi burada diyoruz ya. Elimizden geldiği kadar müşterilerimizin ürününü 8 haftada, 6 haftada getirmeye çalışıyoruz en geç. Yani bu 10 hafta, 12 hafta olmuyor. Ya 8 haftada olmuyor. Hangi tarihi veriyorsanız o tarihte getirmeye çalışıyoruz ve getiriyoruz. Yani şu ana kadar hep verdiğimiz sözlerimizi tuttuk. Evet. Sosyal medya hesaplarını alabilir miyim kardeşim? Turkuazom Instagram'da, Turkuazom Facebook'ta yazınca çıkıyor. Aynen. Evet. Q'la yazıyorsunuz. Turkuazom Facebook, Instagram, internet sayfalarını yazdığınız zaman zaten çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. Evet sevgili kardeşim. Halılar, müthiş modeller, yemek takımları, yemek masaları, mobilya. Gerçekten ürünleriniz çok kaliteli, fiyatlarınız çok uygun. Gelen misafirlerinize çok da yardımcı oluyorsunuz. Ve aynı zamanda da öylesine kampanyalarınız var ki sevgili dostlarınıza, arkadaşlarınıza, misafirlerinize yardımcı oluyorsunuz ki. Yeri geldiği zaman sıfır faizle, belki bir sene sonra ödeyecek kampanyalar. 36 ay sıfır faiz imkanımız mevcut. Sonra bir sene, şu an alıyorsunuz, bir sene sonra ödüyorsunuz. Halılarımız demin söylediğiniz gibi çok kaliteli. Atlantik tercih ettik. Biraz daha kalitelidir, eski bir firmadır. Ürünlerimiz, üçcacı ürünlerimiz, Paşabahçe'nin tüm serisini bulabilirsiniz. Genellikle hepsi mevcut. Çok şık, çok kibar yemek takımlarımız mevcut. Tencerelerimiz, tavalarımız, bardaklarımız mevcut. Modellere bakıyorum, enfes. Herkese hitap ediyorsunuz. Bu gerçekten çok ama çok önemli Semihciğim. Burada bir emek yatıyor. Yani burada geceli gündüzlü bir bayağı bir çalışma yatıyor. Bunun ilk önce yani Türkiye'den buradan çalıştığımız arkadaşlarımız mevcut. Yani onunla alakalı, yani eşim burada bana çok yardımcı oldu. Yani bu konuyla alakalı. Biz normalde halıcıyız, mobilyacıyız ama bu iş bayanların işi olduğu için yani eşime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, ve biz de ona çok teşekkür ediyoruz buradan. Çok seviyoruz kendisine. Sevgili izleyenlerimiz, bir şeyi de belirtelim. Turkuazom'un bir online satış sitesi var. Girin mutlaka. Anında siparişinizi veriyorsunuz. Online satışta da nerede olursanız olun hemen beğendiğiniz her şey anında adresinize postalanıyor. Gerçekten de tebrik etmek lazım.
alkışlamak lazım. Zamanı gelmişti sevgili Semih ve eşi. Çok 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 büyük bir eksikliği giderdiler Mannheim ve çevresinde. Mannheim ve çevresi en güzel koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek masaları, züccaciye bölümü, ev hanımları, mutlaka Turkuasom'u ziyaret edin ve mutlaka Mannheim ve çevresi. Fiyatlar o kadar uygun ki her türlü imkanı size sunuyorlar. İsterseniz alın, bir yıl sonra ödeyin. Ve 36 ay imkanımız mevcut. 48 ay. 48 ay. 40 yıl, 50 yıl imkan var. O kadar olmasa da diyoruz mutlaka ama mutlaka. Ama bir yıl sonra isterseniz ödeyin, isterseniz 24 ve 36 herkese ay. Uygun da bir ürün mutlaka var. Yani gelen boş çıkmıyor. Aynen öyle, gerçekten de koltuk takımları, yemek masaları, züccaciye bölümü, yani bir eve ne lazımsa burada diyoruz. Turkuasom, Mannheim, Ausbusstrasse 4, metronun karşısı. Mutlaka ziyaret edin, mutlaka gelin ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Ve aslında en önemlisi de kalite. Kalite. Fiyatların uygunluğu. Kalite. Zamanında teslimat. Müşteri hizmeti, kalite. Yani gerçekten biz kaliteye önem veriyoruz. Yoksa çok ürün getirebilirdik, şey yapabilirdik ama biz kaliteye çok, gerçekten çok önem veriyoruz. Müşteri hizmetleri, güler yüz, bunlar çok önemli ve bir de tezgahta biz varız. Yani elemanımız yok. Yani biz bizzat, herkes bizi burada görebilir, yardımcı olabiliriz. Her konuda yardımcı olabiliriz. Ailece buradayız diyorsunuz ve ailenizin mobilyacısı burası diyoruz. Eviniz burası diyoruz. Turkuasom. Mutlaka gelin. Turkuasom. Rengi gibi, adı gibi. Kendileri de güzel insanlar sevgili izleyenlerimiz. Hem eşi hem de Semih kardeşimiz. Başarılar diliyoruz. Çok zaten birlikteliğimiz devam ediyor. Evet. Kardeşim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Mannheim ve çevresi nereye geliyor kardeşim? Turkuasom Mannheim. Turkuasom Mannheim. Aradıkları her şey nerede? Turkuasom Mannheim'da, metronun karşısı. Ve adres? Ausbusstrasse 4. Evinize ne lazımsa herkesi bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Turkuasom'a, burası Mannheim ve çevresini de bekliyor. Turkuasom. Benden, sizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine ben, yine sizlerle, yine bu sokaklarda birlikte olacağız. Yine güleceğiz, yine kahkahalar atacağız ATV ekranlarında. Her zaman olduğu gibi ailenizin tek kuşu der ki, yeryüzünde iyilik, güzellik, sevgi adına ne varsa sizlerin olsun. Gerisi baykuşunuza yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ATV ekranlarında kalın.